Bu video siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı gönüllü üretici bilgilendirme platformu HiChat tarafından hazırlanmıştır. Sıfırdan 10.000 kapasiteli yumurta tavuğu çiftliği kurmak için gerekli malzeme ve ekipmanların, canlı hayvan alımlarının fiyat listesi 8 Mart 2023 tarihli video içeriğimizde belirttiğimiz online alışveriş sitelerinden alınmış, ön bilgi amaçlı sizlerle paylaşılmıştır. Bu işin ticaretini yapan özel firma ve web siteleri ile HiChat'in hiçbir bağlantısı yoktur. HiChat bu kurumların kesinlikle reklamını yapmamaktadır. Lütfen işletmenizin ihtiyaçlarını güvenilir yerlerden, garantili, yüklü miktarda alımlarınızda ise sözleşmeli temin ediniz. HiChat gönüllü üretici platformudur. Ülke üretiminin artmasını ve üreticinin kalkınmasını amaç edinmektedir. Bu bağlamda evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programları için duyuru ve bilgilendirme videoları hazırlamaktadır. Anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir. Bizlere destek olabilmek için videolarımızı sosyal platformlarda paylaşarak daha çok üretimimize ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda yorum kısmından dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. İyi seyirler. Bu videoda maksimum 10.000 adet kapasiteli yumurta tavuğu işletmesi kurulumu için maliyet bilgisi verilmektedir. Sizin imkanınızın yettiği ölçüde kapasitenizi belirleyebilir, video içeriğimizde yer verdiğimiz bilgilere göre maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Yumurta tavuğu işletmesi için gerekli malzeme ve ekipmanlar, eğer 10.000 kapasiteli bir işletme düşünüyorsanız hiçbir masraftan kaçmamanız gerekir. Her şey otomatik sistem olmalıdır. İlk olarak işletme yerimizi ayarlayalım. Sizin veya kiralık olabilir. En önemli kriter yer seçiminde tavuklara stresi sokacak etmenlerden uzak olmalı, hava akımlarına maruz kalmamalı. Peki ne kadar alan gerekir? 1000 tavuğa en az 2 dekar arazi gerekmektedir. 10.000 tavuk için ise 20 dekar arazi gereklidir. Tabii bu gezen tavuk için. Kapalı alan ise her 6 tavuk için 1 metrekarelik alana ihtiyaç vardır. 1000 tavuk için ise 166 metrekare, 10.000 tavuk için 1660 metrekare kapalı alan gerekmektedir. Hocam benim yerim yok. 1 metrekare 6 tavuk değil de 7-8 ya da 10 atsam ne olur? İlk anda göze çarpan bir faaliyet göremezsiniz. Ama ilerleyen süreçte hayvanlar strese girer. Yumurta verimi düşer. Kanibalizm, yani birbirini gagalama, tüylerini yeme, olumsuz alışkanlıklar başlar. Kendi yumurtasını yeme de buna dahildir. Birçok olumsuz sonuçlardan sadece birkaçından bahsettim. Küçük ama işletmenin geleceğini tehlikeye sokan bir ayrıntıdır. Yer için bir maliyet belirtmiyorum. Bölgelere göre aşırı fiyat farkı bulunmakta. Sizin olabilir, kiralık olabilir. Bunu siz toplam maliyetinize ekleyebilirsiniz. İkinci aşama kapalı alan. Kapalı alan çadır veya prefabrik olabilir. Gezen tavuk da olsa mutlaka kapalı alan şart. Çadır veya prefabrik kümes yaptırabilirsiniz. Maddi imkanınıza göre güncel fiyatlara bakalım. 1000 tavuk için 41 bin lira tutarında yemlik, suluk, folluk her şeyi içinde bir ilan bulunmakta. Şu an video içeriğinde görmüş olduğunuz ilan 140 metrekarelik ebatlarında. 10.000 tavuk için maalesef aktif bir ilan bulamadık. Yine 1000 tavuk için 75.000 TL tutarında bir ilan daha bulunmakta. Yemlik, suluk, fan, göz folluk hepsi içinde. Bu arada bu ilanlar bizim sponsorumuz değil. Reklamlarını da yapmıyoruz. Sadece bilgilendirme amaçlı birkaç tane ilan örnek vermek için video içeriğimize yer verdik. Fiyatlar bölge ve kapasiteye, hatta üretici firmaya göre farklılık göstermekte. Az önce de dediğimiz gibi örnek olarak vermiş olduğumuz iki firmayı da tanımıyoruz. Sponsorumuz değil. Bütçenize uygun, güvenilir, dilediğiniz firmadan temin edebilirsiniz. Kapalı alan için malzeme ve ekipmanlar da dahil, az önce paylaşmış olduğumuz ilanlara istinaden 1000 tavuk için ortalama 50.000 TL olarak ele alalım. 10.000 tavuk için maliyetimiz 500.000 TL olur. Yerimiz hazır. Şimdi yumurta tavuğu alalım. Irk olarak en çok tercih edilen Lohman, Tinted, Atax, Ligor'un bölgenize uygun olan ve yaygın olarak beslenen bir ırk seçmelisiniz. Şimdi fiyatlara bakalım. Fiyatlar ortalama 100 TL ile 110 TL arasında değişmekte. 120 TL'ye de var. Ortalama 100 TL olarak ele alalım. Toplamlarda illaki indirim yaparlar. Bir tanesini 100 TL'den alsak 1000 tanesi 100.000 TL yapar. 10.000 tanesi ise 1 milyon TL yapmaktadır.
Daha uyguna da alabilirsiniz, daha pahalıya da. Ama dikkat etmeniz gereken iki önemli husus var. Tavuklar garantili ve güvenilir yerden temin etmelisiniz. Aşıları tam olmalı. Sonrasında ise koruyucu aşı ve vitamin takviyesine düzenli olarak devam etmelisiniz. Veteriner hekiminizden bir aşı takvimi oluşturmasını talep etmelisiniz. Bu sektörü riskli kılan hassas noktalardan biri sağlıktır. Tavuklarımızı da aldıktan sonra bize kümesimizin maliyeti şu an için 1,5 milyon TL oldu. Tabii yer hariç. Yer bize ait olduğunu varsayalım. Şimdi yem ve su lazım. Su maddi olarak dikkate değer bir gider oluşturmadığı için maliyeti yok sayalım. En önemli gider yem giderleri. Bir tavuk günlük 120 ila 130 gram yem yer. Bu durum bilimsel olarak kanıtlanmış, bakanlık bile onaylamıştır. Ortalama 125 gram alalım. 1000 tavuk günlük 125 kilo yem tüketir. 10.000 tavuk ise 1250 kilogram yem yer. Bu da çuvalı 50 kilogramdan 25 çuvala tekamül etmektedir. Bir çuval yemi ortalama 750 TL'den satın almış olsak 10.000 tavuk için günlük yem giderimiz 18.750 TL yapmaktadır. Asgari ücretten günlük 285 TL personel giderimiz olsa sigorta hariç vitamin, mineral, su, diğer giderler toplamı 20.000 TL yaklaşık bir giderimiz olur günlük. Maksimum %90 verim alsak günlük 9.000 adet yumurta alırız. Tanesini 3 TL'den satmış olsak 27.000 TL, 4 TL'den satmış olsak 36.000 TL gelirimiz olur. Maliyeti düştüğümüzde 7.000 ila 16.000 TL arasında karımız olacaktır. Tabii her şey yolunda giderse ve maksimum verim alırsak. Ayrıca yazmayı unuttuğumuz giderler illaki olacaktır. Bu arada bu kar oranı işletmemizde yani ayağımızda satışını yaparsak. Kendimiz satarsak nakliye, paketleme vesaire ek giderlerimiz illaki olacak ve kar oranımız düşecektir. Günlük tüketim miktarları bilimsel veriler üzerinden, fiyatlar ise online alışveriş sitelerinden alınmıştır. Rakamlar siz değerli üreticilerimiz bilgilendirmek adına yaklaşık değerlerde hesaplanmıştır. İşletmenizi bu rakamlardan daha uygun fiyatı da mal edebilirsiniz. Belki de daha pahalı fiyatı da mal etmek zorunda kalırsınız. Tavukçuluk sektörüne yeni gireceklere hype olarak önerimiz, ufaktan hobi olarak başlamanız, işin seyrine göre kapasitenizi artırmak olacaktır. Tercih sizin. Teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan bakım besleme sağlık, hayvancılık teşvik hibe kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir ve merak ettiğiniz konularda yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Yumurta tavukçuluğunda en önemli girdiği yem giderleri oluşturmaktadır. Tavuk yeminin %60'ını arpa, buğday, mısır ve benzeri gibi tane yemler, protein ve besin maddeleri ise soya küspesi, pamuk tohumu küspesi, yonca unu, balık unu, et ve kemik unları ve benzeri %30 ila %35'ini oluşturur. Geriye kalan %5 ila %10'luk kısmını ise vitamin ve mineral maddeler oluşturmaktadır. Maliyeti düşürmek adına kendi rasyonunuzu oluşturabilir, yonca ve benzeri ekili alanda sarma tavukçuluk modeline geçebilir, un kurdu, solucan gibi alternatif seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Bu platform siz değerli üreticilerimizin platformu. Tavuğunuzun besleme rasyonunu yorum kısmından yazarak karşılıklı görüş, düşünce ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Tarım ve hayvancılık yatırımlarına 250 bin TL hibe. Uzman eller 2023 dönemi başvuruları başladı. En önemli kriter tarım ve hayvancılıkla alakalı bölüm mezunu olmak. Başvuru şartları, kriterler, hangi projeler hibe kapsamına girmekte gibi sorularınızı yanıtlamak adına HiCep YouTube kanalımıza detaylı bir video mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Yok ben video falan uğraşamam diyorsanız il ilçe tarım müdürlüklerinizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Süt sığırcılığı 5 baş 300 bin TL, 60 bin TL'si hibe. Süt koyunculuğu 30 artı 1 baş 170 bin TL, 34 bin TL'si hibe. Tamamen faizsiz ve %20 hibe imkanı ile Orköy Kredi Programı. Resmi belgelere nasıl ulaşabilirim? E-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapabilirim gibi sorularınızı yanıtlamak adına HiCep YouTube kanalımızda detaylı bir videomuz mevcut. Dilerseniz ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. YouTube dışında kalan diğer platformlarda yorumlarda kelime sınırı bulunduğundan dolayı maalesef yorumlarınıza tamamen yanıtlayamıyoruz. Bu nedenle sizleri HiCep YouTube kanalımıza davet ediyoruz. Abone olmasanız da olur.
HiCep tarafsız, güvenilir, gönüllü üretici bilgilendirme platformudur. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.